Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde üçgen, kare ve dikdörtgenle ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Ve yedinci sorudan başlayalım. İlk önce açıklamalarımızı okuyalım. Yukarıdaki şekilde A, B, J, K ve C, D, e, F kare. B, C, G ve H dikdörtgendir. Buna göre K, J kaç santimetredir? KJ neresi? İlk önce ona bakalım. Şu üstteki bize KJ kenarının uzunluğunu soruyor. Sorumuza küçük karemizden başlayarak sorumuzu çözmeye çalışalım. CDEF bir kareydi. Bunu açıklamalardan öğrendik. Karemizin bir kenarı 12 cm verilmiş. O zaman karemizin diğer kenarları da 12 olur. Şu kısım da 12 olur. Üstteki kısım da 12 olur. Şimdi karemizden sonra ortada bulunan dikdörtgene geçtik. Dikdörtgenimizin kısa kenarını öğrenmiş olduk. Karemizin bir kenarı 12 idi ve şurası da verilmiş 2 cm. 12 ile 2'yi topladığımız zaman 14 ediyor. O zaman dikdörtgenimizin kısa kenarı 14. Ve bunun karşısındaki kısa kenara baktığımızda burası da 14 oluyor. Evet. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 14. Şimdi Üstteki verilen uzunluğa bakalım. Ondan önce A, B, J ve K'nin kare olduğunu yine öğrenmiştik açıklamalardan. Karemizin bir kenarı 14 ile 2'yi toplarsak karemizin bir kenarını öğrenmiş oluyoruz. 14 2 daha 16 santimetre. Demek ki karemizin bir kenarının uzunluğu 16 santimetre. Diğer kenarlar da 16 olacaktır. Ve burası da 16 olacak. Bize nereyi soruyordu? KJ uzunluğunun ne kadar olduğunu soruyordu. Zaten bulmuş olduk. Bakın KJ uzunluğu, KJ kenarı karemizin 16 cm çıktı. Cevabımız 16 cm oldu. Herhangi bir işlem yapmadan sonucumuzu bulduk. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda yanda verilen ABCD dikdörtgeninde soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Bunu çeşitli farklı yollarla bulabiliriz fakat ben şöyle yapacağım e, dikdörtgenimizin ortasında bakın yerleştirilmiş bir e, üçgenimiz var karşıda da bir üçgenimiz var e, şuradan gideceğim dikdörtgenlerimizin köşelerinde bulunan açılarımız 90'ar dereceydi Burası da 90 derece Burası da 90 derece şimdi şöyle gidelim Şuradaki a d ve c üçgenimizden işlemlerimizi yapalım. Burası 15 derece olduğuna göre 90'ı tamamlamak için 90'dan 15'i çıkarıyorum. Evet. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 1 çıktı 7. Demek ki şurası şu kısım 75 dereceymiş. Hemen şuraya yazalım. 75 derece. Şurayı da şöyle boyayayım. Evet bakın 75 derece 15 daha 90 derece yapıyor. Yani A açısının tamamı 90 derece. Ben verilmeyen tarafı buldum 75 dereceyi. Şimdi üçgenimin diğer açısını bulmam kolaylaştı. Burası 90. 90 ile 75'i toplayacağım tekrar. 90 ve 75'i topluyorum. 5. 9, 7 daha 16. 165 oldu. Şimdi burası bir üçgen olduğuna göre üçgenin içindeki açılar 180 dereceydi. 180'den 165'i çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 6 çıktı 1. Evet 15 dereceymiş. Demek ki soru işaretiyle gösterilen yer 15 derece olarak bulduk. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda yine açıklamalarımızı okuyalım önce. Yanda verilen ABD E karesi ile BCD dik üçgenine göre Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Evet. Soru işaretiyle gösterilen yer yani şu boyalı kısım. Soru işaretini koymayı unutmuşuz. Yani şu açının tamamı soruluyor bize. Ne kadar olacak? Bir bakalım. Şimdi üçgenimizin ilk önce üçgenimizin içindeki şu küçük açıyı bulalım. 45 ile 90'ı toplayalım. Evet 5. 135. 180'den 135'i çıkaralım. 5. 7'den 3 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. Şu küçük açımız yani üçgenin içindeki açımız 45 derece oldu. Burası da bir kare olduğuna göre şuradaki açı da 90 derecedir. Çünkü karemizin her köşesindeki açılar 90'ar dereceydi. O zaman burası da 90 derecedir. Evet. 90 derece ile 45 dereceyi toplarsam şuradaki büyük açıyı bulabileceğim. 90 artı 45 derece 5 135. Demek ki şuradaki boyalı olan açımızın ölçüsü 135 derece çıktı. Geldik 10. sorumuza. Yanda verilen ABCD dikdörtgenine göre Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Bunu da çeşitli yollarla bulabiliriz. Fakat ben şöyle bulacağım. İlk önce şuradaki üçgenin içindeki şu açıyı bulacağım. O açıyı bulmadan önce şunu hatırlatıyorum. Üçgenimizin köşesindeki yani aslında bu üçgenimizin köşe açısı dikdörtgenimizin de köşe açısı oluyor. 90 derece. Şu küçük açıyı bulacağım şimdi. 90 ile 51'i topluyorum. Şöyle altta toplayalım. 90 ile 51'i topladım. 1, 9, 5 daha. 141 çıktı. Şimdi şuradaki küçük açıyı bulacağım. 180'den 141'i çıkarıyorum. Evet ondan 1 çıktı 9. 7'den 4 çıktı 3. Evet şu küçük açı 39 derece oldu. Şimdi buradaki açıyı bulmam kolaylaştı. Şöyle tarif edeyim. Şuradaki AE uzunluğuyla EB uzunluğu bir doğru açı oluşturuyor. Şöyle baktığımızda 75, soru işareti ve 39 derece hepsi beraber doğru açı oluyor. Doğru açımız 180 dereceydi. İlk önce 75 ile 39'u toplayalım. 95 daha 14, 8 3 daha 11. İkisi 114 oldu. Şimdi 180'den 114 dereceyi çıkarırsam soru işareti olan yeri bulurum. Evet 6. 7'den 1 çıktı. 6. 0. Demek ki soru işaretiyle gösterilen kısım 66 dereceymiş. Böylece cevabımı bulmuş oldum. Son kağıdımıza geçiyoruz. 11. sorumuz. Yukarıda verilen şekilde A, B, F, G dikdörtgen. Yani şurası Dikdörtgen olduğunu söylüyor ve CDEF kare. Şurası da bir karedir. AG uzunluğu 14 santimetre. Şimdi burada uzunlukları yazıyla göstermiş, şeklin üstüne yazmamış. Ben hemen yazıyorum. AG uzunluğu şurası 14 santimetre. Yazıyorum yerine. FE 10 santimetre. FE nerede? Burada. Orayı da şuraya yazdım. 10 santimetre. Olduğuna göre. BC kaç santimetredir? BC neresi? Şurası. Şu küçük uzunluğu soruyor. B ile C'nin arasında kalan uzunluk yani şurası. Şöyle boyayayım daha iyi gözüksün. Yine karemizin ve dikdörtgenimizin kenar özelliklerinden faydalanarak bulacağız. Şimdi dikdörtgenimizin burası 14 olduğuna göre burası da 14'tür. Peki karemizin burası 10 santimetre ise diğer kenarlar da 10'dur. Yani şuradaki uzunluk da 10 olur. Evet. 10. Buraya da kaç yazmam gerekir? O zaman 4 yazmam gerekir. Çünkü 14 olacak. Karşıdaki kenar 14 olduğu için burası da 14. Ve kendiliğinden BC uzunluğumuz çıktı. BC uzunluğu eşittir. 4 santimetreymiş. Son olarak 12. sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuzda büyük bir karenin içinde iki tane dikdörtgen gözüküyor. Bakalım açıklamalarımızı okuyalım. Yanda verilen şekilde A, B, D, H kare. Yani şu A, B, D, H. Şu büyük şeklimiz bir kareymiş. F, C, D, e. Yani şuradaki içindeki F, C, D, e. dikdörtgen. Ve A, G, L, K. O da bir dikdörtgenmiş. Şimdi uzunluklarımıza bakalım. AB uzunluğu 21 santimetre. AB uzunluğu karemizin bir kenarının uzunluğu. Şuraya yazalım 21 santimetre. EF 15. EF de burada. 15. AK 19. AK nerede? Şurada. Yani dikdörtgenimizin kenarı. İse buna göre BC ve HK kaç santimetredir? Şimdi BC ve HK nerede? Bakalım. BC şurası. Boyayalım. Evet. Biraz daha kalın boyayalım. HK uzunluğumuz nerede? O da şurada. Yine kare ve dikdörtgenlerin kenar özelliklerinden faydalanarak sorumuzu bulmaya çalışalım. Biz şu iki uzunluğu bulacağız ve ondan sonra bu iki uzunluğu toplayacağız. Evet, karemizin bir kenarı 21 santimetreydi. Dikdörtgenimizin ki 19. O zaman şu küçük uzunluk 2 olması lazım. Bakın, 2 santimetre. Çünkü 19 2 daha 21 yapıyor. Karemizin diğer kenarıyla aynı olması gerekiyor. Ve HK'yi hemen buldum. Şimdi BC'yi bulacağım. BC'yi bulmak için şundan faydalanıyorum. Buradaki dikdörtgenimin kenarı 15. Uzun kenarı. O zaman burası da 15 olur. Evet. Şimdi bur burayı buldum. 15 ile şurayı topladığımda 21 çıkması lazım. Çünkü karenin kenarı oluyor. 15. O zaman buraya 6 koymam lazım. 15, 6 daha 21 oluyor. Demek ki BC uzunluğu da 6 çıktı. Şimdi işim kolaylaştı. 2 uzunluğu da buldum. 6 ile 2'yi toplamam gerekiyor. 6 ile 2'yi de topluyorum. Zihinden de toplayabiliriz. Evet, sorumuzun cevabı 8 cm çıktı. Dikdörtgenlerle ilgili, kare ve dikdörtgen ve üçgenlerle ilgili problemlerimizi şimdilik burada bitiriyoruz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.